İnsanın ihtiyaçları sonsuz. Hayvanlar bir iki tür gıdayla beslenirken insanın gıda ihtiyacının çeşitliliğini sayamıyoruz. Veya kıyafetlerimizin farklılığını sayamıyoruz. Vücudumuza yerleştirilen mekanizmaların derece hassasiyetini sayamıyoruz. Tad alma hassasiyetinden konuşmasına, düşünmesine, sevmesine, ihtiyaç duymasına gibi. Ya insanda bu özellik var. En güzel şeyleri istiyor. İnsan toplumsal bir varlık. Her sanata ihtiyaç var. Ben beyaz gömlek istiyorum. Aynı zamanda spor ayakkabı giymek istiyorum. Veya işte şimdi elektrikli otomobiller çıktı, onu kullanmak istiyorum. En güzel telefonu kullanmak istiyorum. Spor yapmak istiyorum. Tatlı yemek istiyorum gibi. Bütün bu ihtiyaçları bir insanın kendi başına sağlaması mümkün değil. Onun için insan diğer insanlarla birlikte yaşamak zorunda. Çünkü çok sanatlara ihtiyacı var bu ihtiyaçlarını karşılamak için. İş kollarının ayrışması, iş bölümünün yaygınlaşması, insanların ihtiyaçlarının en güzel şekilde karşılanması için bir mecburiyet. Ya bunlar şimdi sosyolojinin konuları gibi Üstad Hazretleri ayetin tefsirini yapıyor. Günümüze bakan boyutunu anlatacak bize. İbadet dünyada mutluluğu nasıl kazandırır? İnsana ve insanlığa. Birisi, insan bütün hayvanlardan mümtez ve müstesna olarak acip ve latif bir mizaç ile yaratılmıştır. Yani insan nakş-ı azam, kainatın meyvesi. Kainat insan içindir yaratılmış desek doğrudur. İnsanın içinde de insan-ı kamil olan Efendimiz için yaratılmıştır. Ve onun nurundan yaratılmıştır. Fakat her insan, insan olması keyfiyetiyle o nurdan bir parça, bir mahiyet özelliğine sahip. İnsan mümtaz ve müstesna olarak acip ve latif bir mizaç ile yaratılmıştır. O mizaç yüzünden, o fıtrat yüzünden insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Kendimize bakalım. Mesela insan en müntehap şeyler ister, en güzel şeyler ister. En güzel şeylere meyleder, ziynetli şeyleri arzu eder, insaniyete layık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister. İnsanlık onuru. İnsanın ihtiyaçları sonsuz. Hayvanlar bir iki tür gıdayla beslenirken insanın gıda ihtiyacının çeşitliliğini sayamıyoruz. Veya kıyafetlerimizin farklılığını sayamıyoruz. Vücudumuza yerleştirilen mekanizmaların derece hassasiyetini sayamıyoruz. Tad alma hassasiyetinden konuşmasına, düşünmesine, sevmesine, ihtiyaç duymasına gibi. Ya insanda bu özellik var. En güzel şeyleri istiyor. Yemekten maksat veya giyinmekten maksat insan için soğuktan barınmak, gıdaya erişmek değil. Aynı zamanda telezzüz, aynı zamanda bir nişan, aynı zamanda bir gösterge. Cenab-ı Hak insanı bu şekilde yaratmış. Ve insan insaniyete layık bir maişetle yaşamak istiyor. En güzel şekilde geçimini sağlamak istiyor. Ve şerefli bir şekilde yaşamak istiyor. Bu hepimizin içinde mümin kafir fark etmeksizin bütün insanlarda olan özellik. Bu meyillerin iktizası üzerine bu arzular, bu kabiliyetler, istekler olduğu için bunun üzerine yiyecek, giyecek vesaire hacetlerini istediği gibi güzel bir şekilde tedarikinde çok sanatlara ihtiyacı vardır. İnsan toplumsal bir varlık. Her sanata ihtiyaç var. Ben beyaz gömlek istiyorum. Aynı zamanda spor ayakkabı giymek istiyorum. Veya işte şimdi elektrikli otomobiller çıktı, onu kullanmak istiyorum. En güzel telefonu kullanmak istiyorum. Spor yapmak istiyorum. Tatlı yemek istiyorum gibi. Bütün bu ihtiyaçları bir insanın kendi başına sağlaması mümkün değil. Yani ekmeği ben yapacağım. Kıyafetimi ben dikeceğim. Telefonumu ben yapacağım. Yani mümkün değil. Onun için insan diğer insanlarla birlikte yaşamak zorunda. Çünkü çok sanatlara ihtiyacı var bu ihtiyaçlarını karşılamak için. O sanatlara vukufu olmadığından, herkes her şeyi bilemeyeceğinden, ebnai cinsiyle diğer insanlarla teşrik mesai etmeye, yani iş bölümü yapmaya mecbur olur. Keyfinin gereği olarak değil, mecburiyetten dolayı böyle. Ki her birisi semere-i sahiyle çalışıp, üretip, ürün ortaya koysun emeğinin karşılığı. Arkadaşına mübadele suretinde yardımda bulunsun, değiş tokuş yaparak herkes bir üründe ustalaşsın ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler. Sanayinin gelişmesi, iş kollarının ayrışması, iş bölümünün yaygınlaşması, insanların ihtiyaçlarının en güzel şekilde karşılanması için bir mecburiyet. Ya bunlar şimdi sosyolojinin konuları gibi Üstad Hazretleri ayetin tefsirini yapıyor. Yani günümüze bakan boyutunu anlatacak bize. Fakat insandaki kuvve-i şehviye, kuvve-i gadaviye, kuvve-i akliye, sani tarafından tehdit edilmediğinden bu insanlarda da hepimizde de 3 temel duygu var. Şehvet duygusu, gazap duygusu, akıl duygusu. Şehvet duygusu istemek, iştiha, zevk almak bunları içinde barındırıyor. Gazap duygusu tehlikelerden korunmak için itmek, ortadan kaldırmak, vurmak, kırmak onları. Akıl da eşya arasındaki ilişkileri
kavrayıp arka plandaki hakikatleri öğrenme. Şimdi bu duygu her insanda var. Üç duygu, üç temel duygu. Fakat Cenab-ı Hak bunları sınırsız vermiş insanlara. Kullanma serbestiyetini vermiş. Tahdit etmemiş, sınırlamamış. Niçin yapmış? Bir, öyle dilemiş. İkincisi, insanın cüz-i ihtiyaresiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler başıboş bırakılmış. Yani her insan iradesini, cüz-i iradesini, ihtiyarını kullanarak kendisine verilen bu sermayeyi, bu kabiliyet sermayelerini, duygu sermayesini kullansın ve imtihanını kendi başına görsün, girsin. Yani başıboş bırakılmış, sınırsız olarak insana verilmiş. Öyle olduğundan muamelatta zulüm ve tecavüzler vukuğa gelir. İnsanlar bir arada yaşıyorlar fakat her insanın bu kabiliyetleri farklı. Her insan bu kabiliyetlerden birilerinde ileri gitmiş, onu kendisine dayanak olarak kullanıp insanlar içerisinde kendine imtiyaz, üst konum elde etmiş. Mesela kılıcı kuvvetli olan adam zayıf olanları sömürmüş, köleleştirmiş. Aklı fazla çalıştırıp cerbeze boyutuna geçen adam insanları aklıyla tesir etmiş. Şehvetinin esiri olup gayrimeşru fücur diyor işte Üstad Hazretleri ona. Gayrimeşru, haram, helal dinlemeden her şeyi kendi almak istemiş. Baktığımızda dünya tarihindeki olaylara hepsinin altında bu üç temel duygunun ifrat tefrit derecelerinde yanlış kullanımlarını görüyoruz. Yine dünya tarihindeki olaylara baktığımızda da bütün medeni gelişmelerin, adaletin, hukukun vesairenin de bu üç temel duygunun ideal şekilde kullanılmasından kaynaklandığını görüyoruz. Yani bunu bize tarih bilimi gösteriyor. Tarihe baktığımızda, günümüze baktığımızda bunu görüyoruz. İşte bu tecavüzleri önlemek için insanlar toplu olarak bir arada yaşarken meydana gelen bu tecavüzleri, zulümleri, haksızlıkları, adaletsizlikleri önlemek için cemaat-i insaniye, insan toplumu çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır. Herkes çalıştı, bir şey üretti. Hakça bölüşüm diyordu eskiden sosyalistler ya. Adalet gerekli ki insanlar bu ürettikleriyle birbirlerinin değiş tokuş yapmak suretiyle, kazanmak suretiyle ihtiyaçlarını karşılasınlar. Adalete muhtaçtır. Lakin her ferdin aklı adaleti idrakten aciz olduğundan, yani bireysel akıllar adaletin ne olduğu konusunda külli bir sonuca varamıyorlar. Çünkü herkes adaleti kendince yorumluyor. Kendine adaleti adalet olarak takdim ediyor. Diğerleri zulüm altına girseler o adalet yaklaşımıyla ona dikkat etmiyor. Kendi adaletini gerçekleştirdi mi kendisi için olan adaleti, adaleti yakaladığını zannediyor. Ama diğer insanlar zulüm altında dinliyorlar. Her ferdin aklı adaleti idrakten aciz olduğundan külli bir akla ihtiyaç vardır ki fertler o külli akıldan istifade etsinler. Ortak akıl. Yani öyle diyebiliriz külli akla. Zaten dünyadaki o hürriyet, hukuk devleti mücadelelerine falan baktığımızda insanlığın ortak akılla bazı kurallara ulaştığını görüyoruz. Öyle külli bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun ancak şeriat. Şimdi buraya kadar geldiğimiz, okuduğumuz yerler normal insan aklının kullanımıyla elde edilebilecek sonuçlar. Çünkü her insan bilimsel olarak aklını kullandığında, hikmet olarak aklını kullandığında bunun böyle olması gerektiğini görüyor ve şu anda dünyada kanun devleti, hukuk devleti yaklaşımları bu süreçlerden geçildiği için oturmuş. Oturan ülkelerde, bütün ülkelerde değil. Şimdi aslında bunun bir devam boyutu var. Üstad Hazretleri'nin işte hürriyet, demokrasiye falan bakış açısındaki farklılaşma biraz da buradan geliyor. Vahiy boyutunu Üstad Hazretleri demokrasi ve hürriyet mücadelelerinin üzerine şemsiye gibi geliyor. Şeriattır öyle bir kanun. Sonra o şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lazımdır. O merci ve o sahip de ancak peygamberdir. Peygamber niye var? Peygamber o kanun olan şeriatın mercii, uygulayıcısı, tatbik edicisi, getirip insanlara takdim edicisi. Peygamber olan zatın da çünkü kanun var ama kanun uygulanmıyorsa bir anlamı yok. Yani şu anda bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde de eksik kanun yok gibi bir şey. Yani baktığımızda kanunlarımıza kanun açısından eksik bir şey yok. Fakat uygulayan, yorumlayan, tatbik eden, icra eden, sahip çıkan orada sıkıntı. İşte şeriat tarzındaki kanunun tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek merci, sahip peygamberlerdir. Peygamber olan zatın da zahiren ve batınen halka olan hakimiyetini devam ettirmek için maddi ve manevi bir ulviyete ve bir imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi halık ile olan derece-i münasebet ve alakasını göstermek için de bir delile ihtiyacı vardır. Böyle bir delil de ancak mucizelerdir. Yani birisi peygamber olarak ortaya çıksa, peygamberliğinin delili nedir diye insanlar doğal olarak soracaklar. İşte mucize onun için gerekli. Mucize peygamberin Cenab-ı Hak'la ilişkisinin derinliğini, boyutunu ispat eden, gösteren olay, süreç. Sonra konuya gelelim. Sonra Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve nehirlerine itaat ve inkiyadı tesis ve temin etmek için. Baştaki konuya geliyoruz. İbadet neydi? Cenab-ı Hakk'ın emirleri ve nehirleri, iki kanadı. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve nehirlerine
itaat ve inkiyadı tesis ve temin etmek için, gerçekleştirmek için Sani'in azametini, kim diyor bu ibadeti yapın diye, Sani-i Zülcelal, Cenab-ı Hak Sani'in azametini, yani her şeyi ve beni yaratan Rabb'in azametini, büyüklüğünü, yüceliğini, ulviyetini zihinlerde tespit etmeye ihtiyaç vardır. Bu tespit de ancak akaid ile, yani ahkam-ı imaniyenin tecellisiyle olur. İmani hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi ancak tekrar ile teceddüd eden ibadetle olur. İbadete böyle bağlandı. Yani bir bireyin, ferdin, Cenab-ı Hakk'ın Sani'in azametini kafasında, zihninde teşekkül ettirebilmesi için iman etmesi ve iman ettiği akaidi, vicdani, soyut hükümlerin de ibadet ile takviye edilmesi gerekiyor. Tekrar ile teceddüd eden ibadetle olur. Tekrar ile teceddüd eden ibadetle. Yani ben iman ettim, bitti. Onu tekrarla yenilemek gerekiyor. Takviye etmek gerekiyor. Yani çalıştırmak gerekiyor. Aktif etmek gerekiyor. Program yüklü bilgisayarlarımızda, telefonlarımızda program yüklü ama programı aktif etmezsen bana hiçbir faydası yok. Aktif hale getirmek gerekiyor. Şimdi şurada odada bir sürü yayın var. Televizyon, radyo vesaire vesaire yayınlar var. Ama onu alıcı bir cihaz olmazsa o yayınların bir anlamı yok. İşte ibadet tekrar ile teceddüt eden fonksiyonuyla imani hükümleri aktifleştiriyor ve hayata müdahale ettiriyor. Hayata müdahale eden de zorlamayla yapmıyor. Kalbi, akli, vicdani ve fıtratındaki bütün duygularla Sani'nin azametini ve emirlerine itaati kafasında yerleştirdiği için peygamberin gösterdiği yoldan ahlaki duruşu, ahlaki tavrı, ibadetin takva ve amel-i salih boyutunu ikisini birden yapıyor. Yapıyor derken yapması lazım, yapmamız lazım. O zaman işte bireyin ve bireylerden oluşan toplumun ahlaki olması lazım, ahlaklı olması lazım. Kendisiyle çelişmemesi lazım. Çeliştiği zamanlar olabilir, şöyle olabilir. İnsanız, hata yaparız, günah işleriz. Anlık çelişme olabilir. Devamlı çelişme olmaz. Anlık bir şehvet patlaması, bir gazap patlaması, bir akıl tutulması yaşar insan, günaha dalar çıkar, hemen istiğfar ile o lekeyi izale etmesi lazım ki, yani yerleşik bir mahiyet kazanmasın. Ama yerleşik mahiyet kazanıyorsa imanda ve ibadette sorunlarımız var demektir.